Günlük kullanılan atık malzemeler Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin elinde yeniden hayat buldu. Günlerce emek harcanarak oluşturulan bu ürünler Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ufak bir sergiyle tanıtıldı. Çöp torbaları ve gazete kağıtlarından oluşturulan elbiseler ise büyük beğeni topladı. Kameralar karşısına geçen iletişim öğrencileri renkli görüntülere sahne oldu. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ebru Güzeloğlu projeyi Ege Üniversitesi televizyonuna anlattı. Toplum hizmet uygulamaları adı altında bir dersimiz var, biliyorsunuz tüm üniversitede zorunlu olan bir dersimiz. Gerçekten topluma hizmet vermek için neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde hem toplum hizmet uygulamaları koordinatörlüğü hem direktörlüğümüzün çok belirli başlı şeyleri vardı, fikirleri vardı. Bunlardan bir tanesi de çevre konusundaydı. Yoğun düşünceler, beyin fırtınası süreçlerinden sonra atıkların ve atıkların varlığının, çevreye olan etkilerinin çok ciddi boyutlarda olduğunu biliyoruz. Evsel atıkların ya da günlük yaşamda tükettiğimiz her şeyden atık çıktığını biliyoruz. Bunların yeniden değerlendirilmesi ve insanların bu konuda gerçekten aslında yapabilecekleri bir şeylerin olduğunu fark edebilmesi için bir proje yaptık. Projenin hayata geçmesi için günlerce emek harcayan genç iletişimciler ürünlerini anlattı. Bizim asıl başlangıç çıkış amacımız farkındalık yaratmaktı. Gerçekten atıkların ve çöplerin birbirinden çok farklı olduğunu insanlara duyurmak, göstermek ve atıkların değerlendirilebileceğini fark ettirmek istedik. Bu amaçla böyle bir çalışma yaptık. İlgi çekmek adına kostümler giymeyi planladık. Hocamızın bahsettiği gibi bir çöp toplama etkinliğimiz ve müzikal etkinliğimiz olacaktı ama imkanlar el vermedi ve bu kadarıyla sınırlı kalabildik maalesef. İnşallah ileriki dönemlerde farklı etkinliklerle de pekiştirebiliriz bunları. Sergide dikkat çeken diğer bir ürünse bir öğrencinin pet şişelerden tasarladığı Star Wars filmindeki Darth Vader karakterinin elbisesi oldu. Öğrencinin hazırladığı elbiseyi kendi üzerinde sergilemesi ise komik anlara sahne oldu. Ben de hemen hemen İlayda arkadaşımızla aynı şeyleri söyleyeceğim. Özellikle işte atıklardan neler yapılabileceğini insanlara göstermek için ben de bu işte siyah naylondan zırh mı desek artık, deri ceket, evet, ceket mi desek bunu hazırladım. Tabii bir abimin de yardımıyla böyle bir şey yaptım. Daha sonra bu şişeleri de yapıştırıp rozet görünümü almasını sağladım. Siz hazırladınız değil mi bu kıyafeti? Ya evet, ama işte tek başıma bunu dikmem, hazırlamam mümkün olmadığı için tabii yardım da aldım ama hani üzerinde bayağı bir emeğim de var. Peki neden Star Wars, onu sorayım size. Neden başka bir şey değildi bu? Bu aralar biraz popüler olduğu için ya. Özellikle biliyorsun sosyal medyada Darth Vader videolarını gördüğümüz için böyle bir şey yapmak istedim. Yapılan ürünleri internet üzerinden satmayı planlayan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri şimdilik ürünlerini yakınlarına hediye ediyor.